Sizce asgari ücret kaç TL olmalıdır? 3 liradan aşağı olmamalı. Neden abi? Anca geçindir. Türkiye'de geçim sıkıntısı var mı? Çok. Ben geçinemiyorum şu anda. Emekliyim, aldım parayı yetişmedi ve hundeliğe gidiyorum. O halde de yetiştiremiyorum. 3 lira olsun ya. Peki neden? Anca yeter zaten. Türkiye'de geçim sıkıntısı var mı? Var. Ben geçim sıkıntısını yaşıyorum ya. İki kişi çalıştığımız halde yetiştiremiyoruz. Yani. Devlet ne verirse olsun. Peki Türkiye'de geçim sıkıntısı var mı? Harcamaya göre. Yani ben... Kesinlikle yok yani. Geçim sıkıntısı yok. Bütün mağazalar dolu. Görüyorsunuz hepiniz, her yer dop dolu. Evet. Var diyen yalan söyler. Peki ne kadar almalıdır asgari ücret? 2,5. 2,5 geçsin tabii. 2,5-3. Yani en az 5000 TL. Neden? Kardeşim en düşük ev kirası 750 liradan gör. Ayda 2000 lirada market kaydı gör bir evin. İki de çocuk varsa, okulu varsa 500 lirada okul gör iki çocuğa. Ne yaptı? Ne yaptı? 2 lira market. 750 lirada o. 2750. 500 de ev kirası. 3250. Suyu, elektriği saymıyoruz. Kış geldi. En düşük verse, fazla verir de 250 doğalgaz gör. 2,5. Doğru mu? 2750 idi. 3 oldu. Bu adam ne yiyip ne içecek kardeşim? Üniversitede çocuğu okuyorsa ne yapacak? Asgari ücret 3000 lira olmalıdır bence. Neden 3000? Çünkü yaşam şartları çok arttı. Yani yaşamak zor şu anda. Geçinmek aşırı zor bence. Peki siz? Yani katılıyorum. Yaşam bayağı zorlaştı. Ne kadar olmalıdır sence? Yani 3000 şu ankinden fazla olmalı o kesin. 3,5 olması lazım. 3500 TL. Neden? Çünkü yetmiyor. Hayat şartları zor. Hiçbir şey alamıyorsun. Çalışıyorsun akşamadır. Ama alamıyorsun. Hiçbir alım gücün yok. Yani 3500 TL net olması lazım. Asgari ücret 2900 lira olmalıdır. Peki neden? Neden? Zaten yani 2578 lira, 2600 lira civarında indirimi var. İndirim demişsin. Yoksulluk. Evet. Yani aslında 3000'in altında olmamaz da ama 2900 lira normal. Yeterli mi peki 2900 lira? 2900 lira yeterli değil. Yani en az 3200 lira olması lazım ama şu anda 3200 lirayı verecek öyle bir hükümet yok. Ama şu anda benim tahminim 2350 gibi biter gibi geliyor bu iş. Ama yeterli değil tabii. Değil tabii, yeterli değil. Yani 2350 lirayla bir ev kirası olmuş 1000 lira. Bir çocuk, iki çocuk okuyorsa zaten 300 lira şeyi var. Gideri var. Yani 2500 lirayla bir şey yapamaz adam. Bir kişi çalışıyorsa aç. Yani. Yani şu an durumda yaşa 2500-3000 olması lazım yani. Peki neden? Yani zaten insan zor geçiniyor zaten. 2000 lira zor geçen insanlar var. Yani düşük ücret bence. Yetecek peki 3000 TL? Yani böyle gidersek o da yetmez. Ama yani en aşağı 3000 olması lazım diye düşünüyorum. 3. Peki neden 3? Geçinemiyoruz tabii. Şu anki asgari ücret... 70 lira elektrik faturası geldi yani bize. Şu an asgari ücret yetiyor mu? Yetmiyor. Peki 3000 TL yetecek mi? Yani şu şartlarda yetmez ama en kötü şartta isteyebileceğimiz 3 yani. 5000 TL. Peki neden 5000? Şu anda Kıbrıs'ta 3,5 milyar asgari ücret var. Onun asgari ücretinde Türkiye karşılıyor. Kıbrıs gibi yerde 3,5 milyar verdiğine göre Türkiye'de 5000 TL daha az. Peki 5000 TL yetecek mi? Yetmez ama ne yapacağım? Olduğuyla yetinmesini bilmemiz lazım. Türkiye yetinmesini bilen bir topluluk yani. Neden yetmez 5000 TL? Yetmez kardeşim, yetmez. Zıkara olmuş 15 lira. Peynir olmuş 60 lira. Et olmuş 80 lira. Neye yetecek? Artık zam istiyor musun abi? Abi olmadı bugün zaten beni gıcımık tutuyor. Niye zam gelmedi bugün diye. Zam olmazsa olmaz ya. Olmaz. Zam olmazlarımızdan. Olacak. Vallahi asgari ücret 2020 mi? 2400 olsa yeter. 2400 TL yeter mi abi? Yeter abi, ne olacak ya, adamın hepsinin adı araba var, ne yetmeyecek ya. Bu şartlarda yeter diyorsun. Yemekliyiz, bize o kadar vermiyorlar. Yeter de bu şartlarda. Herkesin arabası var. Peki siz ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? İyi diyoruz, bir şey demiyoruz. Yeter mi sizce? Yeter. Fazla verdin mi yine şişer.
2400 TL. 2400 TL çok iyi. Çok hiç iyi. Fazla kıvranmasınlar. Onu da verirlerse yani. Onu da verirse. Onların alacağı en fazla alacağı şey mahkemeye düşer. Olsa 2300 lira. 2300 TL. Geçmez. 2300'onda kalır. Söyleyeyim onu. Arzum iletişim olarak siz değerli müşterilerimize yılbaşı kampanyası olarak hattını Vodafone'a taşıyanlara kulaklık, kırılmaz cam, şarj aleti hediye ediyoruz. Siz değerli müşterilerimizi iş yerimize bekleriz. Vallahi şeyin yosunlu sınırının altında olmaması lazım. Yani yarısı, en az yarısı olması lazım. Ne kadar gibi bir ücret abi? 3300-3500'e yakın bir ücret olması lazım. Yani şu şartlar altında insanların iyi geçinebilmesi için. Peki bu şartlar da yeter mi abi? Mesela emekliyim, 1500 lira maaş alıyorum. Maalesef ev benim. Ama mesela benim 5 tane çocuğum var, 2 tane üniversiteli atama bekliyor. Zor yani, hayat şartları zor. Peki, hani ev büyük şehirlerde kirada olanlar, onların sorunları daha çok. Bu şartlarda yetecek mi abi 3000 TL? 3000 lira yetmez. Yetmez. Yani buralarda yetebilir, küçük şehir, Karaman. Ama İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde maalesef yani. Yani Türkiye şartları onu gerektiriyor şimdi şu anda ortam. 2500. Peki yeter mi abi bu şartlarda 2500 TL? Yani yetmez ama 2-3 kişi çalışırsan öyle. Yani peki, Karaman'ın ortamı olarak öyle. Yeter diyorsun. Yani 2 kişi çalışırsan 2500 olur mu zannetmiyorum. Asgari ücret hükümetin verebildiği karar vermelidir. Başka nasıl olmalıdır? Hükümet vermeyeceğine göre 2020 liranın üstüne 20 lira daha versin. 2040 lira olsun yeter. Peki 2040 TL yetecek mi? Yetmeyeceğine göre söylüyoruz ya. Verdiği şimdi yetmiyor ki vereceği yesin. Asgari geçim indirimi dikkate alınmalı ki hükümetin enflasyon değerinin üzerinde asgari ücret vermeli ancak yeter ki yetmeyeceğine göre de bu hükümetin vereceği asgari ücret 80 lirayı geçmeyecek. Hayırlı olsun asgari ücretle geçinenler biraz daha kemerleri değil bağırsakları sıksınlar. Bu şartlar altında zaten yetmez yani. Ondan dolayı 5000 olsun. 5000 de yetmez de. Kesinlikle yükselmesi gerekiyor. Zamlar? Zamlar zaten ya yapan kişiye bağlı ya. Onu işveren düşünecek onu. Yalnız ben de bir işverenim de ondan dolayı sıkıntı çekeceğim şimdi. O zaman yükselsin mi? Aynı mı kaldı? Kesinlikle yükselsin. Tabii işverenler kendine gelsin yani. Tabii. Bence 2500 lira olmalı. 2500 TL peki yetecek mi? Bence yeterli. Kardeşim bence yetmez yani, anladın mı? 2500 lira yani bu faizlerin yüksekliğinde nasıl yetecek de yani? Peki ne kadar olmalı? Yani en az 3000-4000 lira olması lazım yani. Bu şartlar altında. Yani bu faizlerin yüksekliğinden ne bekliyorsunuz da başka? İşveren peki zor duruma düşmez mi? Düşmeli. İyi diyorsun, güzel diyorsun da 3000-4000 lira olursa asgari ücret, elektriğe, suya, doğalgaza da tekrar zam yapılacak. Lan yine yetmeyecek. Yazdan zaten doğalgaza zam yapıldı %50 yakın. Yani yazdan şimdi yapıldı diye, yazdan yaptık diye devlet doğalgaza, elektriğe, suya şimdi zam yapmayacak mı? Yine yapacak yani. Yine yapacak. En iyisi bence bu şekilde. Bu şekilde kalsın, zam yapılmasın. Yani, bu, yaşamayalım yani bu şey. Yaşamayalım. Bu şekilde zaten yaşayamayız. Yani nasıl yaşayamayız? Yani? Yine yaşayamayız. Yine zam yapacak. Asgari ücrete dokunmasın, zam da yapmasın. Bence öyle olabilir yani. Aynen öyle. İndirim istiyorsunuz yani. Yani. Zam yerine indirim istiyorsunuz. Aynen. Faiz yaşam indirim kalitesi artsın. Elektriğe, faizin, doğalgaza indirim yapsın. Faiz indirimi gerçekleşmesi lazım yani. Faizlerin düşmesi lazım. Asgari ücret 2500 en az. Benim görüşüm. Peki 2500 TL bir çalışana yetecek mi? Yetmez ama en azından. Kurtarır. En azından kurtarır yani. 2500-3000 arası olursa daha iyi olur ama 2500'den az olmaması lazım. Daha rahat alışveriş yapsınlar. Daha rahat geçsinler yani. Dükkanların alışverişi ona göre olur. Herkes para harcar. Tabii. Yani benim şahsi görüşüm 2500'ün altında olmaması. 2500 TL bugün şartlarında yeterli olacağını düşünüyorum. Çeşke 5000 lira olsun. Ama esnafı da düşünmek gerekiyor. Ne yazık ki destek alamıyoruz devletimizden. Devlet bizi desteklese biz de işçimizi destekleriz. Evet. Yani